Haftanın şıklarına da rüküşlerine de iki çift lafımız var. Kulağınıza küpe olsun bunlar. Bu hafta kimler şık, kimler rüküş oldu? Ama bu iki etti. Niye böyle? Arkadan konuşmak yok. Direkt yüzlere yapacağız yorumları. Bu haftada Starlife'ın acımasız moda editörleri Sezar'ın hakkını Sezar'a, şıkların hakkını şıklara verecek. Peki ya rüküşler? Rüküşlere de tavsiyelerimiz olacak elbette. Arkamdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş da düet yapalım. İstersen sazı elime alır, seni dın dın çalarım. Eteğimizdeki taşları Zinet Salih ile dökmeye başlayalım. Zinet Salih bambaşka biri olayım, bambaşka bir tarz yaratayım derken heyecandan olsa gerek dozu biraz fazla kaçırmış, rüküşlük çizgisinin bir hayli ötesine geçmiş. Bombelere gel. Strapless kesim, üstü strass taşlarla süslü mini elbisesi tek başına çok şık olabilirmiş. Tabii üstüne bedenini iki kat kalın gösteren o tüylü püskülleri ekletmeseymiş. Yarasa kol modasını abartan bolerosu boyundan da büyük olmuş. Boy kısa, bolero uzun, hava güzel ancak morallerin bozuk olduğu bir ruh hali yaratıyor insanda. Ne biçim konuşma böyle? Yüksek topuklu, bantlı ayakkabıları tek başına çok şık ama bu kıyafetin altında harcanmış gitmiş. Acele hazırlanmış galiba Zinet. Ayrıca o saçındaki o saçmalık ne? Platin sarısı peruk ten rengine göre çok açık kalmış. Zaten kaşık kadar olan yüzünü kocaman bir gözlükle kapatan Zinet Salih bu hafta moda konusunda sınıfta kaldı. Haftanın rüküşleri arasında Zinet. Yaka yeminleri, içimdeki deli, miadını doldurdun da tam kesmedi değil mi? Yüzüne hasret kaldığımız bir isim var sırada. Tüm yaz sırra kadem basmıştı hanımefendi. Gidişi suskun, dönüşü muhteşem oldu. Evet. Fazla kilolarını verdikten sonra giyim kuşam tarzını da değiştiren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu oldukça iddialı bir seçim yaparak yakası strass taşlarla çerçevelenmiş, üstü kendinden simli gri bir elbise giymiş. Sıfır yakalı, uzun kollu elbise sanki ünlü oyuncuya yarım beden kadar küçük gelmiş. Evdeki hesap çarşıya uymamış anlaşılan. Starlife moda editörlerinin kötü elbiseyi 125 kilometre uzaklıktan gören gözlerinden kaçacak sandı ancak yanıldı. Kaçırmayız, atlamayız. Kolları potluk yapmış, omuz kısmı tam oturmamış havada kalmış elbisenin. Ayakkabılara geçelim. Yüksek topuklu siyah stilettoları her zaman moda, her kıyafete uyumlu. Ama keşke o parlak ten rengi çorap yerine düz siyah bir çorap tercih etseymiş de kıyafeti ve ayakkabısı arasında bütünlük sağlansaymış. Ama değişecek bu. Mutlaka değişecek. Siyah kadife çantası ve sağ elinin yüzük parmağına taktığı ikili yüzük çok şık. Ancak iki şık detay geneli kurtarmaya yetmemiş. Tepeden topuz yaptığı saçları güzel yüzüne çok yakışsa da makyajı da kıyafeti gibi biraz abartılı olmuş. Haftaya yüzün değişmiş, kıyafetler gelişmiş, tarz bir şekilde görmek isteriz seni. Affedersin Ceren, değişmen gerek acilen. Gecik fiziğine bakılmaya doyulmayacak güzel yüzüne ne giyse yakışır aslında. Ama bu hafta resmen rüküş olmak için zorlamış Chloe Ortaç. Henüz 24 yaşında olduğundan cıvıl cıvıl görüntüsüne çok alıştığımız Chloe Ortaç o akşam büyük annesinin gardırobundan giyinmişti galiba. Eyvah ki ne eyvah. Daha bitmedi. Önden tek düğmeli, yüksek vatkalı, üstü koltuk kumaşı gibi çiçeklerle süslü ceketinin başka bir açıklaması olamaz herhalde. Ceket son derece klasik. Kot pantolon idare eder ama spor ayakkabılar hiç olmamış bu tarzın altına. Altı şişhane, üstü memişhane derler bu duruma bizim köyde. Biliyoruz, uzatma. Elindeki bavula benzeyen büyük siyah çantaya girmiyoruz bile. Chloe Ortaç'ın üzerinde en beğendiğimiz detay zarif kolyeleri. Ama kolyelerde Chloe Ortaç'ı rüküşler listesinden çıkarmaya yetmez. Tavsiyemiz Serdar Ortaç satsın evi arabayı, gardırobunu baştan aşağı yenilesin lütfen. Satarım evi de arabayı da, desinler arkamdan bu fakir. Tanımıyorlar seni, kızamıyorum. Sensin kalpte yegane fikir. Rüküşlere veda, umut vaat edenlere merhaba diyor, gömleğe dikkat çekiyoruz.
bu senenin en hızlı yayılan trendlerinden biriydi gömlek elbiseler. Ünlü oyuncu Selen Görgüzel de bu akıma kapılmış. Yandan tek düğmeli, anvelop yaka beyaz gömlek elbisesi tek başına çok şık. Bana sevimsiz geliyor ya. Gömlek şık ancak detaydaki sıkıntılar elbiseyi gölgede bırakmış. Siyah bilekten bağlı yüksek topuklu ayakkabı çok zarif bir seçim olsa da bu kıyafetin altında biraz sönük kalmış. Çantada göze batıyor. Selen Hanım keşke askısını içine sakladığı bu çanta yerine zincir askılı siyah bir çanta kullansaymış. O mucize gibiydi, kusursuzdu. Artık değil. Selen Görgüzel'in küçükten büyüğe doğru giden altın rengi küpelerine ve gri tonlardaki makyajına bayıldık. Ancak saçlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Fön belli ki biraz aceleye gelmiş. Krepe tam oturmamış. Fön acele. Krepe ayakta olunca saçın arka kısmı da dağınık kalmış. Ancak bu şık elbise ve küpelerin hatırına kendisi bu hafta umut vaat edenler listemizde. Beyazın zerafetini en iyi kullanan isimlerden biri olmuş usta oyuncu Perihan Savaş. Sıfır yakalı, uzun kollu, eteğin dizlerin üstünde biten elbisesi çok şık ama usta oyuncuya biraz büyük. Bu nedenle Perihan Savaş olduğundan kilolu görünüyor. Ya he he! Etek kısmındaki dantel detayı çok zarif durmuş. Kalın topuklu, sedefli ayakkabıları kombinin uymuş. Ama keşke topuğu tahta olmasaymış. Genel görünümü biraz zayıflatmış. Olmaz ama dinlemiyorlar. Perihan Savaş'ın sallantılı pırlanta küpeleri gecenin karanlığını aydınlatacak kadar parlak. Çok da hoş durmuş bu kombin üzerinde. Yarım topladığı saçları ve siyah göz makyajı yüzüne çok yakışmış. Perihan Savaş da bu hafta idare ederler arasında. Deli bile deli bile deli bile veriyor senden daha iyi kararlar. Çiçekler her mevsim açar, her mevsim dökülür. Ahu Yatu da sonbaharda açan bir çiçek misali. Tabii birkaç kusur dışında. Ahu Yatu'nun omzuna attığı deri ceketi çok şık. Size hayran olduğumu biliyor musunuz? İçine beyaz gömlek giydiği, üstü beyazlı, mavi desenlerle kaplı lacivert sivil şörtüne bayıldık. Kırmızı deri pantolonuysa başyapıt. Ama hepsi bir araya gelince bir renk karmaşası olmuş. Keşke üst kısımda sadece siyah kullansaymış. Siyah yarım botları pantolonuyla uyumlu olsa da kombinin üst kısmına göre çok spor kalmış ama o kadar da kusur olacak artık. Yerim. Gerçekten yerim. Kaküllerini toplayarak yüzünü açıkta bırakmış. Hafif makyajıyla cildini canlı ve ışıl ışıl göstermeyi başarmış. Ahu Yatu idare eder haliyle yer alıyor şıklar lüküşler listemizde. Cici kız cicili bicili gelince sen kendini işin sağlığı. Lüküşler, idare ederler geride kaldı. Hanımlar, beyler, sırada haftanın şıkları var. Vay, vay, vay. Sade, zarif ve son moda. Nurgül Yeşilçay baştan aşağı nasıl kusursuz olunurun dersini vermiş adeta. Ders kusursuzluk, konu moda. Öğretmenimiz Nurgül Yeşilçay bu hafta. Ben bu lafın altına imzamı atarım. Derin V yakalı, kollarını dirseklerine kadar kıvırdığı beyaz elbisesi çok şık durmuş üstünde. Elbisenin etek kısmında her iki tarafta da bulunan dantel detaylar kıyafete hareket katmış. Bronz ve beyaz kusursuz uyumun simgeleridir malumunuz. Ünlü oyuncu bu simgeleri iyi kullanmış. Beyaz elbisesini bronz rengi saten bir stiletto ile kombinleyerek kıyafetini tamamlamış. Evet, güzel. Dalgalı fön çektirdiği saçlarını if şeklinde ayırarak açık bırakmış. Böylece hem kıyafetini biraz sporlaştırmış hem de saçları en güzel aksesuar olduğundan ekstra bir aksesuar kullanmasına gerek kalmamış. Gün batımı tonlardaki göz makyajı ve koyu kahve eyelinerlar yeşil gözlerini iyice belirginleştirmiş. Uçuk pembe ruju yanık tenine çok yakışmış. Nurgül Yeşilçay haftanın şıkları arasında. Bu elbiseyi dikmek de giymek de cesaret ister. Bu cesareti de kusursuz fiziğine güvenen ünlü oyuncu Çiğdem Batur ve modası göstermiş. Modacı dikmiş, Çiğdem giymiş. Alex'in ortasına Anelka'nın uçarak kafa golü attığı yıllardaki kadar muhteşem olmuş yani. Neyse, elbisedeki detaylara geçelim. Yarım balık formundaki etek kısmı volanlı. Yan tarafları tamamen transparan bu siyah elbise ünlü oyuncuya çok yakışmış. Umarım benden bahsediyorsundur yoksa çok fena rezil oldum. Askılarındaki ince dal motifleri, bel kısmındaki işlemeler kıyafeti görkemli göstermiş.
Dağınık topuz yaptırdığı sarı röfleli saçları kıyafetiyle tezatlık yaratarak Çiğdem Batur'un daha da dikkat çekici hale gelmesini sağlamış. Ay yok artık. Makyajı son derece hafif ve zarif olmuş. Aydınlatma tekniğini kullanarak yüz hatlarını iyice belirginleştirmiş. Biz aradık taradık bir kusur bulamadık ve ünlü oyuncuyu haftanın en şık ikinci kadını ilan ettik. Eteğinde ne varsa ben bitirdim. Bu haftanın en şık isminde sıra. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beyaz elbisesi içinde Helenistik dönemin kusursuz heykelleri gibi duruyor Pınar Altuğ. Strapless kesim süper mini elbisenin yaka ve kol kısmındaki dantel detaylar hem çok zarif durmuş hem de elbiseye gizem katmış. Vay vay vay! Toprak kızılı bantlı ayakkabıları tek kelimeyle müthiş. Hem elbiseye çok yakışmış hem bu kombine renk katmış. Kullandığı ayak yüzükleriyle sağ eline taktığı altın rengi yüzükler bu kusursuz görünümü tamamlamış. Hafif dalgalı saçları, kırmızı ruju ve aydınlık makyajıyla haftanın şüphesiz en şık kadını Pınar Altuğ. Gece ateşiyim.